Evet, bugün burada çok önemli bir projenin bitmiş halini açmak için bir araya geldik. Emeği geçen herkesten, özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendinin şahsında emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada Millet İttifakı'nın bütün mensuplarının hem milletvekili adayları, hem belediye başkanları, hem parti yöneticileri bir aradayız. Türkiye uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran bir sistemden bugüne farklı görüşlerde, farklı anlayışlarda, farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen pek çok siyasi partinin bir araya gelip ortak görüşlerde uzlaştığı bir Millet İttifakı'nı kurdu. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın bileşenleri, Millet İttifakı'nın mensupları kendi görüşlerini elbette muhafaza etmek kaydıyla ama Türkiye için, Türk milleti için, gençler için, kadınlar için, emekliler için, işçiler için, işsizler için ortak projelerde, ortak çalışmalarda bir araya geldiler ve birbirine saygı duyarak bir yolculuk başlattılar. Saygı kelimesi çok önemli. Şimdi biraz evvel basın mensupları muhtemelen ne konuştuğumuzu merak etmişlerdir. Dursun abim geldi yanıma. Dursun abi emekli bir abimiz, siyaseti seven bir abimiz, daha çok uzun zamanlardır siyasetle ilgilenen bir abimiz. Yani Doğru Yol Partisi'nden beri siyasetle ilgilenen, birbirimizi tanıdığımız bir abimiz. Abimizin en büyük derdi ne biliyor musunuz? İki üniversite mezunu torunu yıllardır işsiz. İşte asıl derdimiz bu. Asıl derdimiz bu. Yani Dursun abimi asabileştiren, Dursun abimi gözünden yaş akıtan hale getirenler utansın. Dursun abimin kız torunu iki üniversiteyi bitirip yıllardır evinde oturmuşsa, puanları yani devlet ataması için girdiği sınavlardan yüksek puan almasına rağmen AK Parti bünyesinde tanıdığı olmadığı için, ayısı dayısı olmadığı için atanmamışsa, nereye gidip, nereye bakıp, özel sektörde bile tanıdığım var mı denilmişse, iş bulamamışsa, Dursun abimin burayı yakması lazımdı, yakması. Onun için ben de kendisine dedim ki, ilgileneceğim abi. İlgilenmediğim takdirde çık şurada bağır. De ki Meral Akşener ilgilenmedi. Çık şurada bağır. Şimdi basın mensuplarının huzurunda söylüyorum. Bu ülkenin genç kızlarını, bu ülkenin kadınlarını, bu ülkenin genç delikanlılarını işsiz bırakanlar, buna karşılık 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş danışmanlarına, hem de yan gelip yatan danışmanlarına ödeyenlere yuh olsun yuh. Yandaş koruyanlar, yandaş koruyanlar, akrabayı talukatı zengin edenler, o meşhur park, başkanım beraber gezdik, harcanan parayı düşünün. O 3 kişiye verilen o paranın karşılığı kaç haneye doğalgaz verebilirdin başkanım? Kaç öğrenciye burs verebilirdin başkanım? Ne yapıldı bunun karşılığı? 3 tane AK Partili zengin edildi, zengin. Ve sizin vergilerinizle, sizin paralarınızla 800 milyon dolar çöpe atıldı, çöpe. Türk parasına çevirdiğiniz zaman gençlerimizin elinde bilgisayarsız Ankara'da bilgisayarsız genç kalmazdı. Tabletsiz genç kalmazdı.
ayda bir kilo et verilen evlere belki iki kilo et verilebilirdi. Haram olsun, zıkkım olsun hepsine. Şimdi gelelim bugüne. Başkanım söze şöyle başladı. 20 yıldır her gelen bakanın, her gelen hükümetin, yani yeni aynı partinin farklı farklı hükümetleri kuruldu ya, her gelen milletvekilinin söz verip yerine getirmediği bu hizmeti Allah'a bin şükür olsun ki yapmak bana nasip oldu dedi. Ya Mansur Başkanım, hep hayırlı hizmetler sana nasip oldu. Niye? Çalmıyorsun be başkanım. Kayırmıyorsun be başkanım. Cebe atmıyorsun be başkanım. Birilerini zengin etmiyorsun. Demek ki neymiş? Harama el uzatmadığın zaman, bu milletin vergilerini hayra kullandığın zaman, yandaş kayırmadığın zaman, demek ki neymiş? Yapılamayan hizmetler hem de son derece uygun sonuçlarla, uygun paralarla yapılabiliyormuş. Şimdi işte 14 Mayıs günü kullanacağınız oyların önemi burada. Sayın Mansur Yavaş Ankara'da aday olduğu zaman demin söyledi, su paralarını, elektrik paralarını toplayacak olanlar DHKPC'li ve PKK'lıydı. Sizin evinize PKK'lı geldi mi kardeşim? Ben biliyorum, Ankaralı'nın elinde evine PKK'lı gelse var ya, ayakkabının tersiyle kadınlar kovalar be. Peki DHKPC'li geldi mi? Hayır. Ama sizin gibi ailelerin iş bulmaktan yorulmuş çocukları getiriyor sizin faturalarınızı, onlar okuyor. Yani demek ki neymiş? İftiranın elbette bir gün son bulduğu bir an gelirmiş. Bunlar gerçekten iftira atmaktan korkmuyor. Bunlar iftira atmaktan çekinmiyor. Bu insanlar bizi birbirimize düşürmekten çekinmiyor. Sen şucusun, ben bucuyum. Sana ne kardeşim? Hangi ailede doğmaktan, şu ailede doğmuş olmak benim kendi elimde mi? Şu bölgede doğmuş olmak benim elimde mi? Benim elimde olan bir tek şey var. İnancımı seçmek, kul hakkını duymak, kul hakkına uymak, ahlaklı olmak, başkasına iftira atmamak, dürüst olmak, namuslu olmak, hırsız olmamak. Bütün bunlar benim insan olarak seçtiğim alanlar. Dolayısıyla ben derin yoksulluk çalışıyorum. Daha evvel de hiç söylememişti Mansur Başkan bana. Biliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi çok, yani her evde bir engelli çocuğun yaşadığı, kağıt toplayarak evlerini geçindirmeye çalışan ailelerin bulunduğu bir sokağa tek tek gezdim. O sokakta erkeklerin de kadınların da dişlerinin çoğu yoktu. O sokaktaki çocukların büyük çoğunluğu okula giderken sabah kahvaltısını gerçekten sabah kahvaltısı adı altında yapamıyordu. Bir kız çocuğuna sordum. Yani ben sana ne alayım, ne arzu edersin, ne istersin dediğimde dediği şey ne biliyor musunuz? Ben bir poğaçayla bir dilim kek istiyorum. Bugünün Türkiye'sinin başkentinde bir dilim kek, bir poğaça istiyorum. Annesi döndü geldi, dedi ki, şimdi dedi, biraz evvel dedi, doğal gazımızın şeyi ödendi. Büyükşehir ödemiş. Gösterdi bir kart. Bu kartla dedi sadece et alabiliyoruz başkanım dedi. Güzel bir şey dedi. Çünkü dedi normal şartlarda bu eve et girmiyordu dedi. Şimdi et giriyor dedi. Çünkü dedi
Bu kartı başka bir şeyde kullanmak mümkün değil et. Başkanım, bodurluk başladı gençlerde. Senin o bir kilo etin var ya, öyle şeylere sebep oluyor ki. Allah bin kere razı olsun. Şimdi bir saniyecik bakın. Bu kadın o ailenin annesi ağrılı bir kadındı. Baba da Çorumlu ya da Çankırılı, yanlış hatırlamıyorsam. Gençten bir kadın ama ağzında diş yok. Buna karşılık o eve doğalgazın ödenmesine dair katkı var. O çocuklar üşümüyor. 3 tane çocuk var. 1 tanesi engelli, 2'si okulda okuyor. Anne çocuk küçük olduğu için ev temizliğine vesaire gidermiş, eskiden onu yapamıyor. Baba kağıt ve karton topluyor. Ya şimdi o ev en azından açlık çekmiyor. Dolayısıyla işte sosyal belediyeciliği hayata geçiren Mansur Başkan'ın şahsında, 15 Mayıs'ta iktidar olduğumuzda inşallah Millet İttifakı iktidar olacak. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır. İyi Parti inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. Ve 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ve 15 Mayıs gününden itibaren Türkiye'de sizin paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler hesap verecekler, hesap. Ama çalanlar ve yiyenler, kayıranlar hesap verecek. Neyle hesap verecek? Hukukla verecek, yargıyla verecek. Yani siyasetçi parmağını uzatıp şunu yargılayın demeyecek. Cumhurbaşkanı çıkıp da hey Meral Akşener, bu daha iyi günlerin senin, daha başına neler gelecek diyemeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir. Ama çalanın, çırpanın, haksızlık yapanın, hırsızlık yapanın ensesinde olması için de yargıyı hür, bağımsız, objektif, korkusuz kılandır. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla uygulayandır. Demokrasiyi tam anlamıyla uygulayandır. Değerli gençler, bu ülkeden gitmek istiyorsunuz. Çok az zaman kaldı. Az sabredin. Siz burada kalıp iş güç sahibi olacaksınız. Umutlarınız hayata geçecek. Yurt dışına giden çocuklarımız da inşallah ülkelerine hizmet etmek için geri dönecek. Evet, 14 Mayıs günü her bir kardeşim bir başka kardeşini, diğeri bir başka kardeşini sandığa götürecek. Sandıklara sahip çıkılacak ve 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız. Alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında kendisini alkışlayacağız. Evet, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bütün hizmetler için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.